كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. O günden sonra yeryüzünde adalet hüküm sürecek, düşmanlık, kin, nefret kalkacak, zehirli hayvanların zehirleri sökülecek. Hatta küçük erkek çocuğu yılanı ağzına sokacak. Küçük kızlar aslanlarla oynayacak. Kuzular kurt, kurtlar kuzu sürülerinin arasına karışacak ama hiçbiri birbirine dokunmayacak. Bir üzüm salkımı bir kabileyi doyuracak. Bereketlenecek her şey. Niye? Dünyada sadece ve sadece Müslümanlar kaldı. Evet, ondan sonra süte bereket gelecek. İnek değersiz, at değersiz, inek değerli olacak. Neden at değersiz olacak? At savaş hayvanıdır. Evet, at savaş hayvanıdır. Ortada savaş olmayınca atın bir anlamı kalır mı? Ya düşünsene şu anda mesela, şu anki halimizi düşünelim. Dünyada her yere barış, habire biz tank üretiyoruz. Ne dersin? Ne gerek var kardeşim? Ortada düşman yok. Düşman yok ama sen habire sen tank yapıyorsun. Bir değeri olmayacak. Değerli olan inekler olacak. Niye? İnsanlara süt veriyor. İnsanlara gıda veriyor. Evet. Ondan sonra hiçbir teknoloji olmayacak. Hazreti İsa evlenecek. Hazreti İsa evlenmeden göğe çekildi. Yaşı 33'tü. Cennet erkeklerinin yaşı da 33 olacak. Hazreti İsa evlenecek. İki tane oğlu olacak. Birinin adı Muhammed, birinin adı Musa olacak. Evet. Hazreti İsa daha sonra tabii ki de vefat edecek. Hazreti İsa'dan sonra Kahtani diye bir zat çıkacak. Kahtani. O İslam muhafaza edecek. Ondan sonra hızlı bir şekilde bozulmalar başlayacak. Hızlı bir şekilde insanlar dinden çıkmaya başlayacak. Bu da kıyametin büyük alametlerindendir. Dünyada hiçbir yavur yokken bir tane Müslüman kalmayacak. Allah Celle Celaluhu kalan Müslümanların ruhunu koltuk altlarından gelen bir rüzgarla onların canını alacak. Evet. Bu da İsa Aleyhisselam'la alakalı hadisin sonuydu. Daha sonraki alamet 40 gün sürecek. Bir duman çıkacak. Duhan suresi 10-14. Meal veriyorum. Göğün açık bir duman getireceği günü bekle. O duman insanları bürür. Bu elem dolu bir azaptır. İnsanlar, Rabbimiz bizden bu azabı kaldır. Çünkü biz artık inanıyoruz derler. Nerede onlarda öğüt almak? Oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir peygamber gelmişti. Ondan sonra yüz çevirdiler ve bu öğretilmiş bir delildir dediler. Delidir dediler. Oradaki dumanı görünce herkes bu sefer iman etmeye çalışacak ama geçerli olmayacak. Dumanın tesiri Müslümana bir nezle gibi, kafire ise çok şiddetli olacak. Bakın bu saydığımız alametleri ben sıra sıra saymıyorum, bir daha söylüyorum. Karışık sayıyorum. Daha sonra devam ediyoruz. Yemen'den kuvvetli bir ateş çıkacak, insanları kovalayacak. Yemen tarafından büyük bir ateş parçası çıkacak. Ve insanları kovalamaya başlayacak o ateş. Ve bütün insanlar Kudüs'e toplanana kadar durmayacak. İnsanlar Kudüs'te toplanana kadar o ateş durmayacak. Ve hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Hicaz'dan çıkan ateş Basra'daki develerin boyunlarını aydınlatır. O kadar büyük bir ateş ki Hicaz'dan çıkacak. Basra'daki develerin boynunu aydınlatacak. Yani aydınlığı ışığı oraya kadar vuracak. Müslim'de geçer. Daha sonra Doğu Batı ve Arap Yarımadası'nda yere batmalar meydana gelecek. Bu bizim ülkemiz oluyor bu. Büyük büyük obruklar oluyor. Konya'da falan özellikle. Devasa bir köy yutacak kadar büyüklükte obruklar oluyor. Ve kıyametin büyük alametlerinden yere batmalar meydana gelecek. Kaynak veriyorum. Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace ve daha sonra Dabbetül Arz çıkacak. Neml suresi 82. ayet meal veriyorum. Kıyamet
başlarına geldiği zaman onlar için yerden bir dabbe çıkarırız da bizim ayetlerimize insanların kat'i surette inanmaz olduklarını onlara söyler. Geçen hafta biraz bahsettik. Dabbe ne bizim Türk sinemalarında oynatılan o şebelek, ne de cin, ne de in, ne de değişik bir şey. Debelenen bir hayvan diye tabiri geçer ve dabbetül arz kötü bir şey değildir. Evet, dabbetül arz bir hayvandır. Yani genelde rivayette bu geçer. Kafirleri mühürleyecek. Kafirlerin alınlarını mühürleyecek. Dabbetül arz. Müslümanlara dokunmayacak dabbetül arz. Ve çok mübarek biri. Birazdan neden mübarek olduğunu anlatacağız. Evet. Güneş batıdan doğduğu zaman şeytan, bildiğimiz şeytan, Antakya'da yani Hatay'da bir mağaraya sığınacak. Ve secde edecek. Ya Rabbi beni affet diyecek. Lakin iş işten geçti. Ve Dabbetül Arz Antakya'ya gelerek şeytanı o mağarada öldürecek. Evet, şeytanı öldürecek olan Dabbetül Arz'dır. Evet, şimdi güneşin batıdan doğmasıyla alakalı birkaç bir şey daha söyleyeceğiz. Güneş Allah Celle Celal'den, burayı dinleyin, hadiste geçer bu. Güneş her sabah, her sabah doğmak için Allah Celle Celal'den izin alıyor. Evet, güneş arşa secde ediyor. Ya Rabbi doğayım mı, doğmayayım mı? Yaratıldığı günden beri her sabah güneş arşa, Allah Celle Celaluhu mekandan münezzeh olarak huzuruna gider. Ya Rabbi doğayım mı, doğmayayım mı? İşte o gün Allah Celle Celaluhu diyor ki doğma. Doğma. Battığın yerden geri doğ. Ne demek? Batıdan doğ. Ve o gün 3 gün uzunluğunda sürecek. 3 gün. Emzikli bebeler ağlamaya başlayacak. Hayvanlar korkudan bas bas bağırmaya başlayacak. Kedisi, köpeği, ineği, eşeği, ne varsa hayvanlar korkudan bas bas bağırmaya başlayacak. Çoluk çocuk ağlamaya başlayacak. Karanlık 3 gün boyunca gece sürecek. Ve güneş batıdan doğduğu zaman her şey bitecek. Bitti. Ne bir iman, ne bir amel kabul olmayacak. Güneş batıdan doğdu. Adam kelime-i şehadet. Hayır. Güneş batıdan doğdu. Namaz kılıyor. Kabul değil. Anladınız mı? Bitti artık. Daha sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Şunu söyleyeyim. Güneş batıdan doğduktan 120 sene sonra kıyamet kopacak. Burayı bazı kardeşler yanlış anlıyor. Hani bizim bu tarihten 120 sene sonra falan zannediyor. Güneş batıdan doğduktan sonra 120 sene sonra kıyamet kopacak. Ama güneşin ne zaman batıdan doğacağını Allah Celle Celaluhu bilir. Biz bilemeyiz. Evet. Bir Habeşli Kabe'yi tahrip edecektir. Bir Habeşli Kabe'yi elleriyle yıkmaya çalışacak. Kabe'nin yıkılması da kıyametin büyük alametlerindendir. Ondan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur. Onu, yani bu zatı şu anda diyor, siyah elleriyle Kabe'nin taşlarını bir bir sökerken görüyorum. Allah Celle Celaluhu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın önündeki perdeyi kaldırıyor. Evet. Ve kıyametin alametlerinden olan bu mevzuyu Allah Celle Celaluhu gösteriyor. Diyor ki görüyorum şu anda. Allah Celle Celaluhu bana gösteriyor. Şu anda diyor o elleriyle, siyah elleriyle Kabe'nin duvarını yıkıyor. Nerede geçiyor? Buhari Müslim. Ve işin enteresan kısmı, bak şimdi. Kıyametin bütün alametleri, iyi dinle burayı. Bütün alametleri bir rivayette 6 ayda, bir rivayette 8 ayda bitecek. Şu yaşananların hepsi. Neden? İbni Hacer'de geçer. Çünkü zaman çabuk geçecek. Zamanın hızlı geçmesi kıyamet alametlerindendir. Mübarekler, hepinize soruyorum. Zaman nasıl geçiyor? Anlayan var mı ya? Zamanın nasıl geçtiğini anlayan var mı? Yok. Yaşlar ilerliyor. Çoluk, çocuk, torun, tombalak, herkes. Bakıyorsun dün bu kadardım diyor, bugün bu kadardım. Ya dün ne kadar çabuk, Allah Allah. Herkes böyle bir şaşkın. İşte bu da kıyamet. Ama o zaman daha da hızlı olacak. Bak şimdi, hadise bak. Zaman öyle hızlı ilerleyecek ki bir adam sabah Medine'nin kapısından girdiği zaman öteki kapısından akşam çıkacak.
Kıyamet zamanı Medine büyüyor şu anda. Şu zamanda Medine'nin sabah kapısına gidip akşam nasıl çıkacaksın? Dünyanın yolu. Ama o kadar hızlı ilerleyecek ki sabah girecek kapıdan, akşam öbür kapıdan çıkacak.